Günaysın da yine beraberiz sevgili izleyiciler. Yine bir stüdyo konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili adayı Timur Özdemir ile beraberiz. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk Aysin Hanım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok yoğun. Sabah erken saatlerde çıkıyoruz ama gece bitiş saatimiz belli değil. Belli Program değil. Program ne zaman biterse nerede? Önü açık. Evet. Evet, 7 Haziran'da da siz adaydınız, listelerde vardınız ve 5-6 aylık hemen aradan sonra, aslında hiç ara verilmedi çalışanlar için, siyasiler için, ama sonuç itibariyle yine sahalardasınız. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Evet, hızımızı hiç kesmeden, ara vermeden, zaten ilk günden belli oldu erken seçim olacağı. Dolayısıyla biz hazırdık. Tekrar bıraktığımız yerden son hızımızla ülkenin geleceği için halkımızdan oy istemeye, beyannamemizdeki taahhütlerimizi, vaatlerimizi anlatmaya, ülkenin genel durumunu halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Evet. Gayet güzel. Bizim aldığımız tepkiler olumlu. Özellikle bu çözüm süreciyle ilgili yıllardan beri söylene gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarının, söylemlerinin, genel başkanımızın ifadelerinin halkta ciddi bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Haklılığının halk tarafından da teyit edilmesi bizi mutlu etmekte. Umarım ki bu da sandığa olumlu bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet, tabii sürekli sahalarda olduğunuz için aslında en iyi anketleri sizler yapıyorsunuz, siyasiler yapıyor. Anket firmaları da sürekli verilerini paylaşıyorlar halkla yaptıkları görüşmeler neticesinde. Ama tabii yanlı olanlar var, taraf olanlar var, çok objektif olmayanlar var. Evet. Dolayısıyla veriler aslında 1 Kasım akşamı sandıktan çıkan en doğru veri. Ama öncesinde siz bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olarak 7 Haziran'dan bugüne sahada değişen ne? Sahada değişen aslında 7 Haziran'a kadar bütün siyasi partiler vaatlerini sıraladılar bildiğiniz gibi. En büyük değişiklik terör süreciyle ilgili yaşananlar. Çünkü 7 Haziran'a kadar hani analar ağlamayacaktı, kan, gözyaşı duracaktı söylemlerinden birden anaların ağladığı, Anadolu'nun ağlayan analarla dolduğu, arkası arkasına her gün şehitlerimizin geldiği bir süreç yaşandı. Ankara'nın göbeğine kadar patlayan bombalar, ölen yüzlerce insanımız. Bu ciddi bir halkta bugüne kadar uygulanan bu çözüm sürecinin, bizim çözülme süreci dediğimiz sürecin doğru olmadığını, bir aldatmacı olduğunu ciddi anlamda karşılığını bulmuş durumda. Ekonomik anlamda yapılan taahhütlerimizin kaynaklarının olmadığı, bunlar hayal, bunları nasıl yapacaksınız gibi söylemlerin, eleştirilerin olduğu 7 Haziran öncesinde, fakat şimdi bir bakıyorsunuz, bizim asgari ücreti 1400 liraya, emeklilerimize yılda 2800 lira vereceğimiz, mazotu 1 liraya 35 kuruşa vereceğimiz taahhütler, vergilerden arındıracağımız dediğimiz taahhütlerimizin bir benzerini bugüne kadar 13 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisi 1 Kasım'da iktidar olursak biz bunları yapacağız diye halkın karşısına çıktı. Burada da ciddi anlamda bir sınıfta kalma söz konusu. Çünkü halk bunu şöyle karşılıyor. Bu ülkeyi 13 yıldır siz yönetiyordunuz. Madem ki bu asgari ücret 1300 lira verilebiliyor idi. Emeklilerimiz yoksulluk sınırının altında yaşarken 2800 lira 1200 lira verebiliyorsunuz. Vergilerden istediğiniz zaman demek ki almadan da bunu yapabilir idiniz. Niçin bugüne kadar bunu yapmadınız? Ne oldu da 7 Haziran'dan sonra bu vaatleri siz ardı ardına sıralamaya başladınız gibi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu çok haklı bir tepki. Çünkü burada da bugüne kadar olduğu gibi yine bir aldatmaca, bir kandırmaca, yine günü geçirme hesaplarının olduğu söz konusu. Bu da bizim hanemize artı olarak dönmekte. Artık bugüne kadar söylediklerinin bir kandırmacı olduğunu, bir algı operasyonu olduğunu halkımız her geçen gün anlamakta. Bu da AKP'nin giderek oy kaybetmesi anlamına gelmekte. Gerçekten öyle mi? Tabii bunu 1 Kasım'da göreceğiz ama verilere baktığımızda ya da bizler de sahadayız. Birkaç gün önce Mudanya'da Güzelyalı sahilinde çok, mesela ben birebir tanık olduğum iki tane bey, hiç siyasetle alakası olmayan sıradan vatandaşlar, karşılarında 5-6 tane bayanla komşuları olduğu belli, sohbet ediyorlar. Kulak misafiri olduğum için bu detayı paylaşıyorum. Beyler bayanlara
işte işlerin çok kötü olduğunu, esnaflık yaptıklarını ama şu son 5-6 aydır yani 7 Haziran seçimlerinden bu yana hükümet kurulamadığı için işlerin çok kötü olduğunu, çok borçlandıklarını ve tekrar AKP'nin tek başına iktidar olması gerektiğini, eğer tek başına iktidar olmazsa, koalisyon hükümeti kurulursa bu zorlu süreçlerin, geçmişe geri dönük yaşadığımız sıkıntıların tekrar gün yüzüne çıkacağını ve mutlaka ve mutlaka oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vermeleri gerektiği konusunda bildiğiniz propaganda yapıyorlardı. Evet. Sonrasında tabii ben sordum, hani siyasetle mi uğraşıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partisi görevlisi misiniz diye sordum da, hayır, oyumuzu sadece oraya veriyoruz. Gördük işte oraya oy vermeyenler ülkeyi ne hale getirdiler gibi bir yaklaşım ve tepkiyle bana geri döndüler. Ve dediler ki işte bu halk tek başına iktidar yapmazsa bir siyasi parti, ki şu an en güçlü Adalet ve Kalkınma Partisi, bu sonuçlara hep beraber katlanırız. Daha kötü günler bizi bekliyor. İşte şehit sayıları artacak, terör artacak, efendim ekonomik anlamda çok zor günler yaşayacağız gibi ikna turlarındalar. Dolayısıyla hani... belki siz MHP seçmeniyle daha fazla birlikte olduğunuz için bu gözlemi yapıyor olabilirsiniz. Ama onun dışında mesela az önce paylaştım izleyicilerimizle, KONDA Araştırma Şirketi'nin verilerini verdik. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları sabit. 7 Haziran'daki gibi. CHP'de yükseliş var. HDP'de küçük bir gerileme var. MHP'de kayıp var diyor. Şimdi bu bir araştırma şirketinin verisi. Başka bir araştırma şirketi başka yorumluyor. Dolayısıyla hani ben... Bunu tam tersini veren var tabii. Araştırma İşte onu diyorum. Var. Yandaş var, karşıt var. Evet, ya yani evet. O yüzden objektif birilerini bulmak gerçek hakikaten bir zor. Gerçek bir ortaya çıkacak. Evet, en objektifi halkın dediği. Ama önemli olan 1 Kasım'da çıkan sonuç ve sonrasında 7 Haziran'da da milli irade bir karar verdi. Evet, evet. İnsanlar tercihlerini kullandı, oylarını kullandı, sandığa gitti. Ama siyasiler onu, o gerekliliği yapmadılar. O çıkan sonucun gereğini yerine getirmediler. Kim yaptı? Şartlar. Ona bakmak lazım tabii. İşte, buradaki sorumluluk istiyorum. Kim? Evet. Kimin üzerinde? Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olmak istemedi mi? O istedi, teklif gelmedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın açıkladığı gibi. Neden biz tekrar 1 Kasım'da sandığa gidiyoruz? Şimdi öncelikle o iki vatandaşımızın hı-hı. sohbetinde ben bir şeyler söylemek istiyorum. Zaten ülkede yaratılmak istenen şey bu. Bu bir korku hı-hı. imparatorluğu hakim halde. Terörde olduğu gibi ekonomide de aynı taktik uygulanmakta, ciddi bir algı operasyonu yapılmakta. AKP giderse terör gelir, hı hı. AKP giderse ekonomik kriz gelir gibi. Evet. Şimdi şunu sormak lazım ki 13 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar bugüne kadar hangi ekonomik anlamda söylüyorum, hangi fabrikayı açtı, ne kadar istihdam sağlamış oldu. Halbuki tamamen bir tüketim ekonomisi üzerine kurulmuş bütün projeleri. Üretim ekonomisi yok ülkede maalesef. Bugüne kadar bütün cumhuriyetin kazanımları satıldı. Adeta bir sıcak para ekonomisi ülkede hakim oldu ve o artık bitti. İnsanlar kredi kartı borçları, tüketici kredisi borçları, araç kredisi borçları, yani gelecekten hep yediler ve gelecekleri ipotek altında. Evet. Şu anda icra daireleri hacizli borçlularla dolmuş durumda. Bu bir gerçek. Ülkede eğer AVM açılıp da fabrikalar açılmıyorsa burada üretim ekonomisi yok demektir. Bir ülkede üretim ekonomisi bitmişse eğer o ülkenin ekonomik anlamda gelişmesi mümkün değildir. Bu ekonominin kuralına aykırı. Terör anlamında da işte geçenlerde Sayın Başbakanımızın bir söylemi oldu. Şeyde Ankara'daki bombanın patlamasından sonra AK Parti'nin oylarında artma olduğunu. Bu çok tehlikeli bir söylem. Yani terörist faaliyetlerden, bombalardan beslenmek çok sakat bir düşünce. Evet. Dolayısıyla ülkede böyle bir algı yaratılmakta, basını, medyayı elinde bulunduran bu güç odakları maalesef halkımıza duymak istediklerini söylettiriyorlar. O algıyı yaratıp o şekilde inanmalarını sağlama anlamında her şeyi yapıyorlar. Şimdi 7 Haziran'da hükümet kurulamadı. Bunun sorumlusu işte bunlardır. Geldiklerinde de böyle bir olumsuz tabloyla karşılaşacağız gibi yine bir algı operasyonu yapılmakta. Şimdi şu soruyu sormak lazım. 7 Haziran'da hükümetin kurulmasını kim istemedi? Bir kere halkımız şöyle bir tercih ortaya koydu. Bugüne kadar tek başına hiç kimseye nasip olmayan bir 13 yıllık bir iktidar çok ciddi bir darbe aldı.
Tek başına iktidarını kaybetti. Ve halkımız dedi ki senin yaptıklarından memnun değiliz. Bugüne kadar söylemlerin, eylemlerin bizi rahatsız etmiştir. Özellikle bizim ülkemizde milli olan ne varsa içi boşaltılmıştır. Bütün milli değerlerimiz, kültürel değerlerimiz, dini değerlerimiz erozyona uğratılmıştır. Bunun karşılığında halkımız çok ciddi bir mesaj verdi ve tek başına iktidar olmaktan men etti. Evet. Bir koalisyona zorladı adeta partileri. Hı hı. 7 Haziran günü Sayın Başbakanımız bir erken seçimin gündemlerinde olduğunu kendi beyanlarında saat 11 civarında belli etti. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız da bununla ilgili 1.5'ta açıklama yaptı. Sorulan bir soruya karşılık olarak aynen hı hı. şu ifadeleri kullandı. Halkımız bir teveccüh göstermiştir. Bir tek başına bir iktidar şansı vermemiştir hiçbir partiye ve oy sıralamasına bakıldığında da birinci parti olarak AK Parti, ikinci parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir koalisyon yapmasının ülkenin hayrına olacağını ve bozulmuş bu dengelerin, bu psikolojik yapının düzeltilmesi anlamında bir güçlü bir koalisyona ihtiyaç olduğunu ve bunun da halkımızın tercihi olduğunu. Bunun olmaması halinde ikinci bir tercih olarak da AK Parti ile 4 yıldır çözüm sürecinde Oslo'dan başlayıp Kandil'den, İmralı'dan Dolmabahçe'ye kadar varan birlikteliğin bu kanka durumunun ortaklığa da yansıyabileceğini, beraber bir koalisyon kurabileceklerini, bunun olmaması halinde 3 partinin beraber bunu gerçekleştirmesinin doğru olacağını, eğer yine olmaz ise biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 4 ilkemizi, bunlardan bir tanesi, bu çözüm sürecinden derinen ihanet sürecinin tamamen gündemden kaldırılmasını, anayasamızın ilk 4 maddesinin tartışılmamasını ve Cumhurbaşkanımızın yasal sınırların içerisinde kalması gerektiğini, artı bütün bir çürümüşlüğün yansıdığı, hırsızlığın, yolsuzluğun adeta aklandığı 17-25 sürecinin yargıda hesap vermesini talep ettik. Evet. Şimdi buradan sormak lazım. Bu talepler çok haklı talepler. Bu taleplere hangi Türk vatandaşı hayır diyebilir? Evet, Türk vatandaşları bunlara hayır demedi. Fakat AK Parti maalesef bunlara hayır dediği için nihayetinde bu koalisyon kurulamadı. Yani Dolmabahçe'deki bu 10 maddelik APO'nun gönderdiği 10 maddeye evet diyenler, bu sayılmış olan 4 her Türk vatandaşının evet dediği bu 4 maddeye hayır dediler. Ve nihayetinde bir seçimle karşı karşıyayız. Aksi halde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelen teklifte biz bir koalisyon kuralım teklifi değildi. Azınlık hükümetimizi destekleyin. Bu olmazsa da geçici hükümette yer alın. Ya da meclisten beraber bir erken seçim kararı çıkartalım teklifleriydi. Yoksa gelin sizinle koalisyon kuralım teklifi değildi. Maalesef her şeyde olduğu gibi bunda da ciddi bir algı yönetimi yapılarak sanki Milliyetçi Hareket Partisi her şeye hayır diyenmiş bir partiymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu çok yanlış ve doğru değildir. Bu bir gerçektir. Bugün sokak sokak gezdiğimizde biz herkese soruyoruz. Anketler de bunu söylüyor. 1 Kasım seçimlerine kim karar verdi? Koalisyonun kurulmasını kim istedi sorusuna halkımızın %75'ine varan bir oranda bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu kanaati hakim. Çözüm sürecini ihanet süreci olarak yorumladınız az önce. Çözüm süreci ihanet sürecidir dediniz. Bunu biraz açalım mı? Tabii çözüm sürecinde nelerin olduğuna kısa bir göz atıp ve sonucunda da nereye geldiğimize bakarsak bunun adını hep beraber koyabiliriz aslında. Bizim ne söylediğimizin de çok da fazla bir önemi yok. Çözüm süreci adı altında Habur'dan başlayan otobüsler üzerinde biliyorsunuz teröristlerin tur yaptırıldığı ilçelerde, illerimizde şova dönüştürüldü. Akabinde bundan cesaret alan HDP milletvekillerinin bizim güvenlik güçlerimizi, emniyet amirlerimizi tokatladığı ve nihayetinde kendi kolluk kuvvetlerini kurdukları ve bir bölgemizde yol kesip hakime, savcıya kimlik sorup bununla da yetinmeyip hakkınızla tutuklama kararı var dedikleri, çadır mahkemeleri kurup adeta paralel bir yargı, paralel bir karakollar, vergi daireleri tutup kurup vergi topladıkları bir yapı söz konusu oldu orada.
Cumhurbaşkanımızın bir televizyon canlı yayında açıklamasını hepimiz dinledik. Hatta dedi bu bozulmasın diye terörist gruplara valilerimiz tarafına talimat göndererek operasyon yapılmaması talimatını verdik. Bu süre içerisinde de bunlar silahlandılar, bombalarını depoladılar vesaire. Evet. Nihayetinde işte bunun sonucunda 7 Haziran'dan sonraki yaşanılan olaylar ve yüzlerce şehidimiz. Bu ülkede Türk'üm demek suç hale getirildi. Bu ülkenin Bursa valiliğinden Türkiye Cumhuriyeti valiliği tabelaları indirilmedi mi? Evet, TC. Ne mutlu TC indirildi, Ziraat Bankası'ndan, valiliklerden. Ne mutlu Türk'üm yazıları, tabelaları vinçlerle indirilmedi mi? Yani bu cesaret, bu bölünmeye giden, bu ayrılıkçı sürece verilen bu destek sonunda ülkemizi bu noktaya getirmiş durumda. Buna biz ne diyeceğiz? Yani bir ülkenin bir ilinden diğer iline özgürce seyahat etmesi gereken vatandaşlarımız bu seyahatlerini yapamazken bugün doğu illerinden batıya herhangi bir ile çok rahatlıkla seyahat yapabiliyorlar. Burada herhangi bir vatandaşımız hiçbir zorlukla karşılaşmıyor. Fakat daha geçen gün öğretmenlerimizin bir kura çekimini ben izlemiştim. Kızcağız ağlıyor. 10 yıl sonra ataması gelmiş. Hem seviniyor hem de Şırnak'a çıktığı için ağlıyor. Ya bu bir trajedi değil mi? Yani ülkeyi bu 13 yılda yönetenlerin bunun hiç mi sorumluluğu yok? Buna biz ne diyelim? Yıllardan beri 1000 yıllık bizim kardeşliğimizi yani Türklerin, Kürtlerin hatta hangi etnik kökenden olursa olsun bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın hiç böyle bir sorunu yoktu. Fakat siz her gün televizyonlara çıkıp Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Abazı her gün bunu defalarca etnisiteye algı operasyonu yaparak yönlendirme yaparsanız insanları bölersiniz, parçalarsınız, ayrıştırırsınız ve nihayetinde insanların birbirlerine bu ötekileştirme gibi yaklaşımlarının ülkemizin çok ciddi bir bölümünde hükümranlık hakkımızın o topraklarda olmadığı, terör örgütlerine bırakıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Ve sadece bu içeride böyle bir etki yaratmıyor. Bizim bu içerideki bu basiretsizlik hali, içerideki bu milli duruşumuzun kaybolması, etrafımızda bizim zayıflama anımızı bekleyen adeta 100 yıl öncesinde nasıl ki ülkenin sel haritalarında bölünme eşiğine getirilen emelleri olanlar şimdi yine etrafımızda cirit atmakta, komşularımızın içini karıştırmakta, oralarda çeşitli bölgeler oluşturmakta, bağımsızlık nidalara atmakta ve biz de bunları seyretmekteyiz. Asrın liderliği, dünya liderliği, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi baz alınarak hem yurt içerisinde barışı, dostluğu, kardeşliği tesis etmek hem de etrafımızdaki komşularımızla barışı, dostluğu tesis etmek. Çünkü ekonomimizin gelişmesi de güvenliğimiz de buna bağlı. Yani etrafımızda bu kadar kan, gözyaşı varken ve biz bunlara müdahil olmuşken bir parçalanmanın eşiğine gelmiş komşularımız, ülkemize göç eden milyonlarca mülteci, bu mültecilerin bir traji hayatları, Avrupa'ya göçleri ve şimdi de utanmadan gelip size şu kadar para verelim, bunları burada tutun. Bize göndermeyin, aman bizim huzurumuz kaçmasın, aynen, size vize kolaylığı verelim gibi onur kırıcı bir takım söylemler, eylemler. Bunları biz yıllardır yaşıyoruz. Artık bu gidişata dur demek gerektiğini düşünüyoruz. Birilerinin kişisel ikballeri, istikballeri uğruna bugüne kadar hayal dahi edemeyecekleri, Harun gibi gelip Karun oldukları bir kazanımlarını kaybedecekler diye bu uğurda biz ülkenin geleceğini, gençlerimizin geleceğini, daha doğrusu topraklarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Biz buna müsaade edemeyiz. Buna bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımızın da müsaade edeceğini ben düşünmüyorum. Dolayısıyla ülkenin huzurlu ve güvenli geleceği adı altında yayınlamış olduğumuz beyanlarımızda çok ayrıntılı bir şekilde her konunun, her sorunun, her sorunun cevabının olduğu bir beyanlama çok sağlam bir şekilde hazırlanmış durumda. Geleceğimize oy verin diyoruz ve bütün seçmenlerimizden bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermelerini istiyoruz.
Evet tabii terör artık az önce öğretmen örneğini verdiniz doğru ama terör artık sadece doğuda ve Güneydoğu Anadolu'da değil. Batı'da da işte en son Ankara'da yaşanan kanlı terör saldırısını Evet, ne yazık maalesef. ki hep beraber Maalesef. gördük 10 Ekim'de. O yüzden şu anda seçim bildirgelerinizde bütün siyasi partiler için söylüyorum. Hakikaten vatandaşın cebini ilgilendiren Evet. veriler var. Ama vatandaşın bu seçimdeki ilgi alanı ne yazık ki cebi olmadı, olamayacak gibi görünüyor. Çünkü can güvenliğimiz her şeyin önüne geçti. Güvenlik birinci sorun. Çünkü insan kendini güvende hissetmese, evinde, yaşadığı mahallede ya da o şehirde, aidiyet yani ihtiyaçlar hiyerarşisinde birinci sırada güvenlik gelir. Çünkü Evet. güvenlik olmadı mı hiçbir şeyi rahatlıkla yapamazsınız. Haklısınız. En büyük sorunumuz güvenlik sorunudur. Fakat bunun için de çok sağlam bir irade gerekiyor. Yani bir terör örgütüyle bugüne kadar müzakere yapıp onun istediklerini böyle her istediğinde biraz taviz koparıp daha sonra da işte bu aşamaya kadar gelinen bir şekil, bir yöntem görülmemiştir. Dediğiniz gibi şehirlere kadar bunlar girdi. Neden böyle oldu? İşte bu süre içerisinde hani şehitlerimiz gelmiyor, analar ağlamıyor dedikleri sürede ne oldu? Ona baktığımız takdirde göreceğiz. PKK terör örgütü içeride belki işte eylemsel anlamda böyle bir faaliyetler yürütmedi. Fakat lojistik anlamda, stoklama anlamında sadece kırsalda değil, işte her gün mağaralardan tonlarca, şehirlerden kilolarca mayınlar, silahlar çıkıyor. Demek ki bu yapılanmasını sağlamış bir iç savaşın eşiğinde getirilmiş ülke, herhangi bir kalkışma anında bunlar silahlanmışlar. Ve içeride bunlar yapılırken bir bölümü de Suriye'nin kuzeyini karıştırmak için YPG adı altında, PYD adı altında oradaki terörist faaliyetlerini sürdürmekte, orada kantonlar oluşturulmakta, birbirleriyle birleştirilmekte, bizim güneyimizdeki ilçelerde öz yönetimler uygulanmakta, belki de daha sonraki aşamada da bunların birbirleriyle birleşmesi sağlanacaktır. Yani bugün PYD'ye terörist örgüt PKK'nın bir kolu diye söylüyor bugün ülkemizi yönetenler. Peki şu soruyu sormak hakkımız değil mi? Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı biz idrak ederken ülkemizde PYD'nin silahlı güçleri Habur'dan Kobani'ye tören yaparcasına Apo'nun posterleriyle bizim ülke topraklarımızdan gitmediler mi? Bizim yerel yöneticilerimiz onları orada adeta bayram havasında geçirmediler mi? Bu ağır silahlarla gitmediler mi? Nereye gidiyorlardı bunlar? Oraya müdahale etmemizi engelleyen Süleyman Şah Türbesi bile adeta kaçırılırcasına belki olur ya onu bahane ederek ülke oraya müdahale etmek durumunda kalır. Bu durumu ortadan kaldırma anlamında sınırımızda getirdiğimiz Suriyeli vatandaşın topraklarına adeta kaçırılırcasına yerleştirildi. Yani hiçbir dönemde bizim ülkemiz bu kadar onur kırıcı muamelelerle karşılaşmamıştı. Biz bunu hak etmiyoruz. Bunu tabii dış basında da gördük. Bu hafta başıydı sanıyorum. New York Times manşetine taşıdı. Türkler ne yasta ne zaferde birlik beraberlik görüntüsü vermiyorlar gibi bir manşet atmış. Gerçekten ülkemiz adına çok üzücü. Evet. Halbuki biz toplum olarak, biz kültürel, dini, milli değerler olarak birbirimize çok bağlı. Evet. Dayanışma kültürümüz gelişmiş. Aynı şeye ağlayan, aynı şeye gülen, aynı halayda horon çeken, folklor oynayan biz bir millettik yani. Bu milletin adı da Türk milleti. Fakat işte biraz önce de ifade ettim Aysin Hanım, siz de çok iyi biliyorsunuz. Eğer sürekli birilerine sen şusun, sen şusun, sen busun derseniz sonuçta buraya gelir. Yugoslavya'yı hatırlayalım. Yugoslavya büyük bir ülkeyken çok ciddi anlamda bir güç merkeziydi. O topraklarda şimdi birçok devletçikler oldu. Ve böl, parçala, yönet uygulamaları maalesef bu dünyayı yönetmek arzusunda olan emperyal güçler tarafından uygulanmakta. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bölgede bir istikrar sembolü iken şu anda istikrarsız bir ülke olarak anılmakta. Yabancı basından ben de Avrupa'ya, dünyaya birçok sportif faaliyetlerden dolayı gidiyorum ve izliyorum, bakıyorum gazetelerini. Oradan bakıldığında sanki bir Orta Doğu ülkesi görüntüsü vermekte.
Halbuki biz bunu hak etmiyoruz. Biz böyle ülke değildik. Ama biz yüzümüzü Orta Doğu'ya döndük biliyorsunuz artık. Avrupalılaşmayı bir kenara bıraktık ve biz Orta Doğu ülkesi olmak için mücadele verdik son 10 maalesef, yıldan beri. Maalesef Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş medeniyetler üzerine çıkmamız gerektiği hedefi, çağdaş medeniyetler değil üzerine diye koyduğu bu hedefi maalesef biz dediğiniz gibi Arap geleneklerini, Arap örflerini, adetlerini dinmiş gibi toplumumuza sunmanın yüzümüzü medeniyetten, çağdaşlıktan, aydınlıktan değil de karanlık dehlizlere dönmenin cezasını çekmekteyiz. Umarım halkımız, milletimiz bu değerlendirmeyi çok iyi yapacaktır. Bu gidişatın bizleri nereye götürdüğünü çok iyi görecektir. Ve bunun için bir yerde dur demesi gerektiğini bilip 1 Kasım'da da aklıyla, vicdanıyla hareket edip ve gerekli doğru tercih yapacaktır diye düşünüyorum. 13 yıl önce bu ülkede AKP iktidarı yoktu. Yarın da olmasa bu ülke batmaz. Yani biz kimseye mecbur ve mahkum değiliz. 78 milyon olarak büyüklüğümüzden övünen bir toplum olarak içerimizden biz binlerce, milyonlarca bu ülkeyi yönetecek değerler çıkarttığımız gibi yine de çıkartmaya devam edeceğiz. O değerler de yine var diye düşünüyorum. Evet, çok az kaldı. 10 gün sanırım seçim sandığına gitmek için bir süremiz kaldı. Ne diyelim? Ülkemizi geriye değil, ileriye götürecek herkese kapımız açık, yüreğimiz açık, oylarımız açık diyelim. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. Bizde bunun çözümü var. Reçetemiz çok sağlıklı. Hı hı. Ayakları yere basan, ciddi Ar-Ge çalışmaları sonucunda hazırlanmış bir seçim beyannamemiz var. Bütün vatandaşlarımızın bütün problemlerine, sorunlarına cevap bulacağı bir seçim beyannamesi var. Bu kadrolar da 46 yıllık ciddi bir geleneği olan, devlet geleneği olan Milliyetçi Hareket Partilerinde mevcuttur. Bize güvensinler, inansınlar. Yeniden birlik beraberliğimizin tesisi için, ülkemizin geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi'ne herkesi oy vermeye davet ediyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim Aysun Hanım. Evet sevgili izleyiciler, günaydınını bugün de bitirdik. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.